AK Parti Kütahya Teşkilatı bayramlaşma etkinliğinde buluştu. Birlik beraberlik mesajları verildi. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Kurban Bayramı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç yaptı. Hamdolsun bu yıl salgın önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. İnşallah tedbirlere dikkat edip aşılama oranlarımızı yükselttikçe bu sıkıntılı süreci de atlatacağız. Davası derdi sadece Anadolu olmayan bir cumhurbaşkanımız var diyen AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan şunları kaydetti. Davası derdi sadece Anadolu olmayan, Anadolu'yu da aşan bir cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bu güzide teşkilatın bir mensubuyuz, mensubu olduk. Bu noktada Rabbimize hamd ediyoruz. İnşallah Kütahya'mız adına, gençlik adına çok çeşitli farklı faaliyetlerde bulunacağız. Bayram programını yüz yüze gerçekleştirmeli mutluluğunu yaşadıklarını aktaran AK Parti Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, AK Parti olarak her zaman milletin hizmetinde olduğunu belirtti. Milletimizin zihin ve gönül köklerinde bin yıldır mayaladığı büyük sevda, gelecek bin yılın mayasını da Cumhurbaşkanımız liderliğinde beslemeye devam ediyor. AK Parti teşkilatları olarak bizler de görkemli şahlanışların, hakkın, hakikatin, devlet ve millet aşkıyla mayalandığı bu kutlu davada üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinin henüz bitmediğini kaydeden İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti olarak bu konuda örnek olmaları gerektiğini söyledi. Bu süreç bitmiş değil, bu hastalık bitmiş değil. Çok dikkat edelim. Bu dikkat konusunda da özellikle ilimizde, ilçelerimizde, çevremizde önderlik bizde olması lazım. Biz daha görünür olduğumuz için veya toplum tarafından daha izlendiğimiz için çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü toplum bizi bütün hareketlerimizle izliyor. Aşılamanın önemine dikkat çeken AK Parti Kütahya Milletvekili Ceydar Çetin Erenler herkesi aşı olmaya davet etti. Ben buradan tüm teşkilatımızdan da rica ediyorum. Ben de her gittiğim yerde özellikle vurguluyorum. Aşılamanın önemini herkese vurgulamamız gerektiğini ve aşılamanın ilerledikçe, aşılarımızı yaptırdıkça bu hastalığı daha çabuk bertaraf edeceğimizi hepimizin tek tek anlatması gerekiyor. AK Parti'nin 20 yılda Kütahya'ya birçok yatırım kazandırdığını aktaran AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, seçim çalışmaları için yapılacak çalışmalara atıfta bulundu. Belki de daha yükseğe sıçramak için biraz eğilmek ve çömelmek gerekiyordu. Rabbim böyle takdir buyurdu. Şimdi inşallah tekrar ilk seçimlerde hem yerelde hem genelde tekrar Kütahya'mızın hizmetlere kavuşmasının önünü açacak. Bu seçimlerde başarılarımızı inşallah yakalayacağız. AK Parti Kütahya olarak her zaman çalıştıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 2023 seçimlerinin çok zor geçeceğini belirtti. Kıymetli teşkilat mensuplarımız, siz bizim canımızsınız. Kılcal damarlarımıza kadar her unsurumuz burada. 2023 çok çetin geçecek. Lütfen bunu dikkate alın. Alanınız çok biliyorum. Ama Cumhurbaşkanımız geçenlerde il başkanları toplantısında da söyledi. Her yerde de dile getiriyor. Araziye inin, sahada çalışmaya başlayın.